Evet şimdi yönümüzü bir 8 Mart'a çevireceğiz. 8 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler var. Yarın hemen sanata dönelim. Öncelikle 8 Mart kadınlarını bir getirelim ekranlarınıza. Sevgili dostlar Ankara bugünden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar etkinlikler yapacaklar. Tabi bu etkinliklerde sanat başrolde gördüğüm kadarıyla. Birkaç bilgi vereyim ondan sonra Pınar Ayhan'la sohbetimize başlayalım. Evet Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tiyatro, sergi, aynı zamanda konserler yoğun bir şekilde gerçekleştirilirken bir yandan da kadın temalı heykeller de sergilenecekmiş. Bu önemli ayrıntı onu yansıtayım sizlere. Ankara, İstanbul, İzmir'de atölyelerde çalışmalar var. Gördüğünüz görüntüler ise sevgili dostlar Pınar Ayhan'ın görüntüleri. Ee, ve Pınar Ayhan e, duyurulduğu üzere bu kez e, 7 Mart'ta bu kez e, ezgisi olan hikayeler hikayesi olan kadınları sergiliyor e, ve bu e, Çankaya'da e, bugün Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 19'da gerçekleşecek olan bir etkinlik. Bu etkinlik yanı sıra e, şimdi birazdan bu etkinliği konuşacağız e, afişi de ekranlarınızda. Bu etkinliğin yanı sıra e, oyunlar var dedik. Mesela e, çok da Fifi hatunlar dertlerini anlatacaklar. Bu 5 Mart'ta Akasya Kültür'de başlayan bir gösteri. Derya Alabora, Deniz Çakır, Beyaz oynuyor. E, örneğin e, kadın sanatçıların sahne aldığı bir konser Nilüfer verdi jazz Trio konseri var. Tolga Ak Yıldız'la %100 kadın sahne sahne alacak. Seyyal Taner var. Fatma Turgut, Özge Fışkın var. Yine Sertap Erener konser veriyor. Yani bunları takip edebilirsiniz. E, sosyal medyadan e, duyuruları takip edebilirsiniz. Dolu dolu bir 8 Mart hazırlıkları var. Onlardan birisi de işte ezgisi olan Hikayeler biraz önce görüntülerde gördüğünüz kadınlar. Pınar Ayhan'ın eseri diyelim, son eseri diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Sema Hanım. Çok güzel. Hakikaten çok farklı eserlerle karşımıza çıkıyorsunuz. Orada duru verseydi zaman bize tarihsel bir süreçte ...kendimizi aslında, bize bizi anlattı. Ee, şimdi de yine bize bizi... ...kadınları kadınlara anlatıyorsunuz. Sonra Kemal, anlatıyorsunuz. Kemal var değil mi? Sonra, e evet, anlattığımız, o da bizi evet. bize anlatıyor aslında. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü Atatürk de Kesinlikle. biziz çünkü. O, çok kıymetli bir şey bu. Hani hatırlamak açısından ve içselleştirerek... ...hatırlamak açısından çok kıymetli. Kadınlar ne anlatacak bu akşam? Kadınlar ne anlatacak? Şimdi tabii farkındalık yaratmış, yaratmaya devam eden... E, ...çok özel kadınlar var. Hani az önce söylediniz, dediniz ya... ...8 Mart'ta Türkiye'nin... Dört bir tarafında kadınlar işte bir şeyler yapıyor olacaklar, etkinlikler var. Aslında e, hem sadece Türkiye'nin dört bir tarafında değil dünyada hem de sadece 8 Mart'ta da değil. Yani Clara Zetkin aslında o 1910'da Danimarka'da ikinci internasyonelde e, bugünün adını o e, hüzünle anılan 1857'de yaşanan olaydan sonra hüzünle anılan günü Dünya Kadınlar Günü. Yapalım adını böyle koyalım dediğimde benim anladığım aslında tabii ki yani tek bir günün adını koymak değildi o olgunun adını koymaktı ve o olgunun içinde de sadece tabii. E Kadının ötesinde eşitlik dünyada doğada eşit yaşamak ve hakkını vermek birlikte ee, sanıyorum vermek istediği mesaj da buydu. O yüzden zaten sadece 8 Mart'ta değil biz yıl boyunca bütün kadınlar bütün dünyadaki kadınlar harıl harıl çalışıyorlar ve etkinlik yapıyorlar. Hı -hı. Ha bunun e, bugüne ait bölümünde biz de tabii farklı bir şeyler yapmaya gayret ettik. Az önce Eskişehir'de yılmaz Büyükelşen erişen öncülüğünde belediye öncülüğünde kırsal kalkınmaya değil mi e, yönelik çalışmalar yapıldığından bahsettiniz. İşte birlikte marul topladı, seralarda Hı -hı. sebzeler. Hı -hı. Ee, Üretim. Birleşmiş Milletler de aslında buna benzer bir yaklaşımla bu yılki temayı e, daha iyisi için denge koymuş adını bu yılki temanın adını yani balance for better demiş. Biz onu e, Hepimiz böyle düşünüyoruz. Toprak, doğa, tohum her şey tohumun içinde o denge tohumun içinde ya o sihir, o, o mücevher o ya. Ee, biz de öyle bağladık ve Hollanda Büyükelçiliği ile birlikte bu defa dedik ki doğada, toprakta fark yaratmış kadınlarla daha çok bir araya gelelim. Hakikaten de kırsal kalkınma bu aralar çok ön planda. Hı hı. Bu aralar hı hı. değil, epeydir öyle. Öyle olması gerektiği için zaten. Bir yandan da o denge derken tabii Toprak. kadının da topluma katılışı açısından da önemli. Tam da öyle. Çünkü onlar zaten topraktalarda. Şimdi köylü kadınlar, Hollanda'dan gelen modern çiftçi kadınlar olacak bu akşam bizlerle. Hı hı. Dün olağanüstü bir etkinlik başladı bu akşamın uzantısı olarak programımız içinde e, gazeteci kadınlar var, e, müze kuran kuratör kadınlar var, hı hı. E, efendim işte e, Suriye göçmeni ama çok iş başarmış, çocukları okutan, çabalayan, yeniden hayata tutunan bir kadın var ve ardından işte bu Hollanda'dan gelen modern çiftçilerle Haymana'da buluşturduğumuz çiftçi kadınlarımız var. Programın Oo, son bölümü bu olacak. Ee, yani o modern çiftçi kadınlar Haymana'daki kadınlarla etkileşim içine kadınlarla geçecekler tabii. Köylü kadınlarla dün geçtiler o etkileşimi. Oh, Beraber Haymana'nın Kadıköyü'ne Yeşil Yurt bir adı da orada birlikteydik. Ee, çok hoş bir hikaye bu. Ee, 15 kadın Köydeki kooperatif, erkekler tarafından yönetilen kooperatif yavaş yavaş sönmeye başlayınca ve satılmasına karar verilince demişler ki eşlerine bize satın, biz 15 kadın satın almak istiyoruz Hı -hı. bir kooperatifi. Onlar ha, da süper. demiş, beyler de demiş ki ortak olursak düşünürüz. Hanımlar <laughs> yok demiş, istemiyoruz. <laughs> biz kendimiz yapacağız. Ve öyle karar verince gitmişler ilçe tarım müdürlüğüne kendi kooperatiflerini kurmuşlar. Ee, harıl harıl çalışıyorlar, harıl harıl üretiyorlar. Bir e, çuval unla başladık diyorlar. Şimdi çuval çuval işte ekmekler, pideler üretiyorlar, oh. reçeller, tarhanalar. Hollanda'dan gelen kadınlar da modern çiftçi kadınlar. Hayranlıkla onları izlediler. Birlikte işte yufka açtılar efendim. Şalvarları giydiler. İşte halaylar yani çekildi. Muazzam bir gün. Tabii bu filme de çekildi. Bu akşam birlikte izleyeceğiz sahnede Hı -hı. o görüntüleri. Ee, e, bana da gelemezsen gelemezsem ben de yarın yayınlayayım vallahi. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Evet, akşam görüntüleriyle beraber. Olur, Şahane. Olur, Banu'dan rica edelim. Çok güzel olur. <gülüyor> İhmal <gülüyor> Aynen. etmesin evet, sevgili evet. Banu. Çok nefis olur. Dolayısıyla denge içinde e, kadın erkek ayrılığı değil. Aynı... E, köy gösterimizde köy anlatırken onu da sayıyorum. E, e, ...halk aydın ayrılığı değil... ...halkın aydınları yetişsin... ...kadın erkek ayrılığı değil... ...insan yetişsin artık... Hı hı hı. Yani ...toprak önemli... ...hepimiz diyor ya aşık veysel, topraktan olduk... kardeşlik diye... ...şimdi o yüzden de asıl mesele... E, ...üreten insan olmakmış... ...yani kadın erkeğin ötesinde üreten insan olmakmış... ...bunu vurgulamak da aslında... Çok ...daha kıymetli. çok önemli... E, ...ne diyor Tonguç... ...bunu da Banu Hanım'cığım az önce Pınar Hanım'cığım dedi... De, ...hani sahnede de anlatıyorsunuz ya... ...onu hatırlatın dedi... ...çok iyi fikirdi... Tonguç'un e, bu anlamda bu konuda çok önemli sözleri var. Diyor ki söylemek, yazmak, Bunların hiçbir yapmanın yerine geçemez diyor. Biz bildiğini yapan insanlardan yeni bir toplum yaratmak için tarlaya tohum saçıyoruz diyor köy enstitüleri hı hı, için. Hı hı. Bu tohumlar yetişince şunlar olacak: Yapamayacağı bilgiye güvenenler, onu topluma en yüksekten satanlar, çürük bilgilerine güvenerek toplumdan her şeyi isteyip asla doymayanlar, tüm saygınlıklarını yitirecekler. Yapamayanların, yalnızca vaaz edenlerin yerine yapabilenler gelecek Demiş zamanında Tonguç köy enstitülerine. Ruhu şad olsun ya, ne kıymetli. Hepsinin ruhu şad olsun. Ne güzel değdiler bu topraklara. Ne güzel değdiler. O yüzdendir ki köy enstitülerinde kız çocuk, erkek çocuk birlikte çalıştılar. Çünkü doğa kabul etmez ayrılığı. Doğa benim içimde hepiniz her şey benim bütünümde der zaten. Hı -hı. Aykırı davranıyoruz doğaya zaten biz. O yüzden acı çekiyoruz. O yüzden mutsuzluk yaşıyoruz. Doğaya aykırı davranıyoruz. Her şeyi bir ve birlikte. Tutmuyor zaten. En ufak Tutmuyor. bir yağmurda, en ufak bir selde alıp Tutmaz. götürüyor zaten Doğa. Tut. Hemen kusu veriyor o şeyi. E çünkü doğanın Beni içindeki ben inkar ediyorsunuz, ben i̇nkar de siz atıyorum diyor. Sadece kadını erkeği bildiğimiz anlamda insana ayırmaktan bahsetmiyoruz biz burada eril dişil olguları ayırmaktan bahsediyoruz. Hı -hı. Doğa diyor ki bunu yapamazsın. Benim bünyemde hepsi birdir ve sen bunu ayrıştırmaya çalışıyorsun ve bana dediğiniz gibi bana meydan okuyorsun. Yakarım, yıkarım seni diyor. Biz de bunu bir türlü anlayamıyoruz, almayamıyoruz. Bunu anlayan en önemli insanlardan hayatımızdaki, dünyanın kabul ettiği lider Atatürk de zaten aynı şeyi söylemiyor mu ne diyor İnsan topluluğu iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir kısmını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin. Mümkün mü? Daha güzel çok anlatılabilir Çok güzel tarif mi? etmişti evet. Çok şahane. Şimdi tabii çok güzel bir örneklerle anlattığınız bu anlatılar, bu sansal etkinlikler diyelim hepimize değiyor ve çok da yol aldınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten hani ilk programı hatırlıyorum böyle yeni yola çıktığınız zamanda. Siz neler de hep neler? yanımızda oluyorsunuz. Her şeyi tanık oluyoruz. Çok teşekkür oluyorsunuz. ederim. Emeğinize sağlık diyelim. Sağlık Güzel bir ekipsiniz zaten. Ediyoruz. Şimdi iki istatistikle tabii biz bu kadar da şanslı değiliz e, maalesef. Mesela hani o köylü kadınlardan söz ettiniz. Ben de heyecanlandım. görüntüleyim dedim ama bu kadar da şanslı değiliz. Bugüne yansıyan iki önemli istatistik var. Hemen onları paylaşalım. Biraz e, sizin tekrar dönmek kaydıyla sanatsal kimliğinize biraz entelektüel ...sektüel kimliğinizle konuşalım istiyorum, Buyur. kadın konuşalım istiyorum Buyur. bu toplumdaki o eksikliği vurgulayalım. Birisi, Cumhuriyet'in e, kupürünü alalım mı ekrana lütfen? Arkadaşımıza güvenmiyoruz diye yazmış Cumhuriyet, Kadir Has Üniversitesi'nin e, verilerini paylaşırken... ...çok çalışıp az kazanıyor kadınlar diye e, bir istatistik daha var. Ben hemen ekleyeyim, e, Ceren'cim dün kullanmıştık e, bu kadın istatistiklerini. Bir kere kadınlara... Eşitlik var mı diye sormuşlar. Ben Kadir Has Üniversitesi'ni ayrıca incelemiştim dün 16 yayınında. Kadınlara, erkeklere de sormuşlar. Kadınlar ve erkekler benzer bir şekilde Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin olmadığı kanaatindeler. Eşitlik yok diyenler genel son sütuna bakıyorum. Eşitlik yok diyenler %75. Bu ülkede kadın erkek eşitliği yok demiş. Kadını da erkeği de. Şimdi kadının toplumda yaşadığı en büyük sorun nedir diye sorulmuş kadınlara ve o sorun giderek daha artan bir şekilde kadının yaşadığı en büyük sorun şiddet olarak ifade edilmiş. Şimdi genel istatistiklerde topluma sorulduğunda zaman anketlerde en büyük sorun ekonomi işsizlik olarak gündeme geliyor. İkinci sırada işsizliği görüyoruz. Kadınların gündeminde birinci sırada şiddet var. Kadınların peki hayata bakış açıları, memnuniyetleri, mutlulukları ne düzeyde diye bakıyoruz. Genel memnuniyette son iki yılda düşüş gözleniyor. Kadınlarda ve erkeklerde her ikisinde düşüş var. Kadınlarda biraz daha memnuniyet düşüşü söz konusu. Çok ilginç bir istatistik daha paylaşalım. Bu da e, siyasi tanımlar. Kendinizi ne diye tanımlıyorsunuz diye sorulduğu zaman erkeklerin ilk sırasında milliyetçilik var. Milliyetçiyiz diye nitelemişler. Kadınların ilk sırasında cumhuriyetçi ve kemalist var. Bu işte Atatürk'ün mirasının e, karşılığını aldığını, özellikle kadınların bunun kıymetini bildiğini, her ne kadar beni üzen... Biraz daha keşke fazla olaydı desem de üzerinde çalışmamız gereken alanı gösteriyor bize. Ee, onun için sizin çalışmalarınız son derece kıymetli. Bir diğer istatistiği daha alalım. Ee, o da Evrensel'in manşet haberiydi bugün. Diskar'ın e, manşetini getirelim ekrana. E, evet, Diskar'ın... E, Evrensel'in yansıttığı kupürde hemen oradan bir tek veri okuyacağım. Ayrıntılarını sizler gazeteden zaten okursunuz. Diyor ki Disk Genel İş Araştırma Dairesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yaptıkları emek raporunda 10 kadından 7'si istihdam dışında. Kadınların çalışma yaşamındaki durumuna ilişkin kayıt dışı çalışmada ciddi olarak dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çeken de taciz, şiddet, ayrımcılık, kadına yönelik bu yan kadını uzaklaştıran unsurlar. şimdi bu verilerden sonra biraz fotoğrafı yansıttık aslında Türkiye fotoğrafını sizin çalışmalarınız da aslında ben öyle görüyorum bir hem kadın kimliğinizden ötürü bu kadın duyarlılığını yansıtıyor. Bir, size de rahatsızlık mı yaratıyor acaba bu eksiklikler ondan dolayı mı sizin de duyarlılığınız bu yöne yöneliyor da anlattığınız öyküler daha ziyade kadınlara hitap ediyor bana öyle geliyor daha doğrusu yok şöyle söyleyeyim. E Şimdi bir kadın ya da erkek miyim kadın mıyım diye düşünerek yola çıkmış değilim ben. Yani bünyemde var olan birikim her neyse onunla yola çıkmıştım. Ama bunu bana sonradan söylediler tabii Pınar bir kadın olarak sahnede olduğunda daha da bir farklı olacak her şey demişlerdi. O zaman idrak etmiştim ama inanın bana kadın olarak çık. şöyle zafiyetin başka yerde olduğunu görüyorum. Ahlak sorunumuz var vicdan sorunumuz var. Ee, şiddet, taciz, ayrımcılık bunların hepsi ahlak sorunu. Bunu e, erkekler tabii sonuçta e, hakim güç oldukları için inanışlar gereği, Sosyal davranışlar gereği, alışkanlıklar gereği, kültür, gelenek adı altında bunların hepsinin üstünden altından içinden mutlaka çok geçmek lazım. Bütün söylemleri ve kavramları baştan yeniden yazmak lazım. Artık pelesenk olmuş kelimeler evet, hakikaten evet. ruhumuza, anlayışımıza, zekamıza işlemiş. Aynı kelimeleri kullanarak kullanana kabul etmişiz artık bu ayrıcalıkları, ayrımcılıkları. Dolayısıyla ben sahnedeyken... Ee, belki bir kadın olarak neyin başarılabileceğini göstermiş oluyorum olabilir. Yaptığımız çalışmalarla biraz da çoğunlukla kadın ekibi de sayılırız. O da güzel bir örnek teşkil ediyor sanıyorum kadınlar için. Çünkü pek çok kadın var biz izledikten sonra bana da ilham oldun, ben de yapacağım bir şeyler diyen. E bu da güzel önemli bir örnek. Demek ki hakikaten böyle bir teşvike, böyle bir e, kapı açmaya, heyecanlanmaya ihtiyacımız var. Kadının önde olması zaten gayri ihtiyari bir mesele. Kadın hep önde zaten, hep yaratıcı zaten. Öyle enteresan bir durumu var bizim doğamızda. E, dünkü yine dünkü köye dönersem eşine sordum kooperatif başkanının. Hı hı. Seni dedim takdir ediyorum ve sana teşekkür ediyorum dedim. Bak kadının kadın eşinin bu kadar önde kadının e, ne düşünüyorsun? her zaman yanında ve arkasındayım diyen bir köylü beyefendiyle sohbet ettim. Ha bilgeliğe canım. bakar mısınız? O dedi o bir çuval unu dedi ben ona verdim dedi. Benden istedi ben de verdim. Ben tohumu attım gerisi onların da. Artık ben zaten geleceğimi garantiye aldım dedi. Benim üç kızım var eşim var benim etrafımda dört kadın var onlar benim geleceğimi garanti, garanti ettiler zaten dedi. Hı hı. Hayata böyle bakabilen bir erkek e, benim mutluluğumu garanti ettiler. Ben de onların yanında olarak bunu garanti ediyorum süreceğini garanti ediyorum. O dengeyi, ediyorum dengeyi kurmuşlar. Dengeyi kurdum ben diyor adam. Yani o kadar hoş bir hakikaten bir tavır ki bu. Herkes böyle düşünebilse. işte onun şeyle derdi yok. Yani ahlakla ahlaksızlıkla yani şiddetle, tacizle. Doğayla e, uyumlu ayrıca, aslında baştaki. Doğanın ta kendisi. Yani, Doğanın ta bir kendisi. Bir parçası olduğunu yani. Nerede bize. olmam gerekiyorsa oradayım diyor. Yani zorla bir yerde kendini konuşlandırmaya, <gülüyor> konumlandırmaya <gülüyor> çalışmıyor. Aykırı olmaya gayret etmiyor. Nerede olmam gerekiyorsa oradayım. E baktım ki akışa uyduğum zaman doğanın akışına zaten üretim var, zaten aşk var, zaten sevgiyle yapılan işler var, çoğalma var, artış var. E ben neyi zorlayayım, neye itiraz edeyim ki diyor. Bu biraz zeka, biraz değil tam zeka meselesi. <laughs> Hem duygusal zeka Biraz Hem da de bağımsız zeka, zeka galiba hani bir yattan, ondan bundan şundan zeka. düşünmeden. Zeka olsa olan insan zaten yani ne biat ediyor ne durduk yere e, sorgulamadan, araştırmadan ne de peşinden gidiyor saçmalıkların. Zeka meselesi, vicdan meselesi, ahlak meselesi bunlar zaten bir araya geldiğinde Bunları da konuşmayacağız. Yani bu olumsuzluklardan, kadın erkek eşitsizliğinden, dayaktan, tacizden, bunlar kadınların da yaşadığı, erkeklerin de yaşadığı şeyler. Çoğunlukta, çok çoğunlukta hem de kadınlar olmakla birlikte İnsan meselesi dönüp dolaşıp bunu vurgulamaya çalışıyorum. İnsan meselesi. Çünkü doğamız, dediğim gibi az önce Aşk ve de söylediği gibi aynı vardan var olmuşuz hı hı. diyor ve kadın şu vardan, erkek bu vardan olmuş demiyor. Aynı vardan var olduk. Hakikaten de öyle. Kim nasıl bunu yorumlamak isterse yorumlar ama aynı vardan var olmuş insanlar olarak, varlıklar olarak, hatta sadece insan değil, hayvanıyla, doğası ağacıyla her şeyiyle, her şeyiyle zaten o dengeyi korumazsak sonsuza kadar mutsuz yaşayacağız zaten. Yani bu hayvan insan ayrımcılığı da olur. Doğa, ağaç, çiçek, böcek ayrımcılığı da girer bunun içine zaten. Diskriminasyon da aynı şey bana göre. Hep mutsuz olacağız eğer buna direnirsek bunu uyumlanmazsak doğanın bu akışına. Sorun burada bence. Vicdan ve ahlak sorunu. Evet. Yani temel problemi bu şekilde koyduktan sonra çözümü çok basit, çözümü çok kolay. Nazik dokunuşlarla zaten siz yola çıkmışsınız, devam ediyorsunuz. Şimdi sürede sınırlı olduğu için tekrar gösteriye dönelim. Şimdi bu gösteri de bugün evet. kadınlar anlatacak. Siz sorucusunuz bu kez değil mi? Anlatıcı Aslında değil. genelde bu gösterimizin ikincisi bu. Geçtiğimiz hı hı. yılda aynı formatta yapmıştık. Bu format Güzel bir format. Burada evet sunucuyum, evet. E, yöneticiyim, programın yöneticisi gibiyim. Yine şarkılarımla eşlik ediyorum. Minik hikayelerle, anlatılarla eşlik ediyorum ama asıl konuklar anlatıyor. E, Bilgin Canaz da var bir erkeğimiz, bir beyefendimiz hmm, de var hmm. aramızda. Bilgin Canaz'ı Demin tanıtım dönerken, o video dönerken dikkatim çekti evet, bir erkek de vardı Bu sefer tabii tabi orada da vardı. Kadın erkek uyumlu olmak lazım zaten. E, öyle diyorum ya o dengeyi bozduğumuz anda zaten kaos başlıyor. Bu, bu çok büyük hata, büyük e, hakikaten anlayışsızlık uyanmak lazım bu meseleye. Erkeklerin de buna uyanmasında fayda var. Çünkü o zaman başarılı olacaklarını görecekler uyumlandıkları anda. Kadınla uyumlanmaktan da bahsetmiyorum aslına bakarsanız. Daha hı hı. derin bir mevzu. Doğayla, gerçekle uyumlanmaktan bahsediyorum. O zaman da üretim de artacak. Efendim keyif de artacak. Atatürk'ün dediği gibi yani bir taraf bir cins toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öbürü nasıl uçabilsin? Bu her şey için geçerli, doğadaki tüm olgular için geçerli. Hiçbir şey zincire bağlı kalamaz, kalmamalı. Aksaktır da bereketi olmaz. Öyle diyeyim ben. Emredim. Evet, evet. Peki bundan sonra <laughs> şimdi bugün bu gösteri, bundan sonra başka gösteriniz var mı acaba? Tabii tabi. E, hemen arkasından İzmir'deyiz. 11 Mart'ta orada duru verseydi zamanla tarihimizi anlattığımız o 1914'ten 55'e kadar tarihimizi anlattığımız ilk gösterimiz de İzmir'deyiz. Ardından e, arka arkaya gelecek. Ankara'da da yine Kemali oynayacağız. ...Atatürk'ü anlattığımız gösterimiz, ee, üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz... ...çünkü gerçekten biz de yolunu bulduk, ee, bütün unsurlarıyla insanlar yetenekli, seven, sevgi dolu... ...kendini seven ve başarılı olan insanlarla bir araya geldiğimiz için durmadan üretiyoruz... ...keyifli oldu bu, o yüzden kimse birbirine vay sen erkeksin, vay sen kadınsın demiyor... Bugün ne ürettin diye soruyor. Herkes uyandığında gün içinde birbirine bugün ne yapıyoruz diye soruyor. Ee, bu akşamki gösterimiz evet ezgisi olan hikayeler, hikayesi olan kadınlarda. E bir özellikle mesela kadının adı var, tiyatro grubu var. Onlar da çok hoş bir grup. Banu Özkan, Tozlu Yurt, Ebru Tuay, Üzümcü, Özge Uzun. Onlar da diyorlar ki kadın artık kaf kafasının tası atsın istiyoruz. Düşünmeye başlasın, sorgulasın <laughs> ve gereğini. Bir ee, klip Hanım bir klip bizde hani takipçisi olacağımız konuları hayvan hakları, bireysel silahsızlanma, kadına şiddeti kliplendirdik. Onların sonuncusunda o klipte kadın Karadenizli bir teyzemiz sinirlen darmasınlar beni diyor böyle. <laughs> Kafasının tasını attırmayın kadını. Attırmayın. <laughs> Şeklinde o tam şey noktadır o ama. Yani devrimci bir noktadır o devrimci kadındaki. Bir nokta. e, tam öyle. Kafanın tasının atma noktası radikal. Dev, devrimci nokta zaten evet. Yani herkesin bir nokta bir yerde gelmesi gereken nokta o zaten bana göre. Yani, yani sorgulayacaksak yeter artık düzeni değiştirelim bu böyle bir saçmalık olmaz diyeceksek o noktaya geliyoruz. ama bu nasıl oluyor? Mesela e, bir başka köy var. Yine Gölbaşında benim sık sık gelip gittiğim ve artık kardeş olduğumuz yaşayanlarıyla orada çalışmalar yapıyoruz. Orada bir Zeynep'im var benim. Şehirden e, gönüllü insanlarla o köye yardım etmek isteyen köylüyü buluşturdum ben bir gün hı hı. geçtiğimiz aylarda. Orada böyle işte kent şey köy konağında bir araya geldik, sohbetler ettik, e, konuştuk, neler yapacağız projelerimizden bahsettik derken. Oradaki hanımefendiler cüzdanlarını çıkardılar. Yapılmak istenen işlere destek olmak için böyle 50'şer lira, 100 lira falan çıkarıp verdiler. Mutlu olduk. Aynı güzel harika başlayalım çalışmalara dedik. Sonra çıkışta dedi ki Zeynep hiç aklıma gelmezdi Zeynep'in o noktaya takılacağı. Yani bir şehirle bir çalışan, bir üreten kadın olarak aklının ucundan geçmez. Pınar Hanım dedi en çok ne dikkatimi çekti bugün benim biliyor musunuz dedi. Ben bugün hakkında ne düşündün Zeynep diye sorunca. Oradaki kadınlar dedi Pınar Hanım dedi siz dedi anlatınca projeleri dedi. Kendi cüzdanlarından kendi paralarını çıkarıp verdiler dedi. Yine anlamadım ne demek istediğini. Yani dedim benim hiç cüzdanım olmadı Pınar Hanım dedi. Oo canım benim. Benim hiç cüzdanım olmadı dedi. İşte yani bunun üzerine kitap bile yazılır. Benim hiç cüzdanım olmadı bir insanın cüzdanının olması, üretmesi demektir. Ürettiği, kazanması demektir. Den kazanması ve kazandığını da istediği gibi harcaması demektir. Bu bir kültürdür. Bu bir eğitim sonucu edinilmiş hı hı. bir kültürdür, anlayıştır. İnşallah o düzeye e, bilimle, sanatla çalışarak, birbirimizi anlayarak doğanın dengesine uyumlanarak geleceğiz biz. Tabii kentli kadınlar taşradaki bu gerçekliğin farkında değiller. bizler bunu fark ettiğimiz anda siz söyleyince ben direkt hemen bir cüzdanımın olmaması bende bir hapsedilmişlik hissi yaratır diye düşündüm. Çünkü bu manevra alanının olmayışı anlamına gelir. Adım atamazsın. Manevra çünkü. yok zaten. Manevra diye bir şey de yok. Dolayısıyla her şey köreltilmiş. Her şeyin ucu uh -huh. böyle kesilmiş. Üstüne de macun çekilmiş. Nefes alamıyor ve genişleyemiyor, büyüyemiyor. Ben diyor çalışıyorum, üretiyorum yani peynir yapıyorum, yoğurt yapıyorum onu eşim satar. Cebine de atar. Ben yani hani ne için para isteyeceğim ki zaten ondan istesem de o verirse verir ancak. Düşünsenize ne için para isteyecek? Konsere mi gidecek? Bir kongreye mi gidecek? E, pa çarşıya, pazara mı gidecek? Bunları düşünebiliyor musunuz? Hala bu devirde evet. bunları yapamayan insanlar, kadınlar var. Ya da çocuğu için düşündüğü bir e, şey mi satın alacak yani bakıp beğenip mi de satın içinden alacak. geçen değil mi? Bunun bana göre Cumhuriyet'ten önce ki 11 yıl sonra Cumhuriyet'in ilanından o da İstanbul Belediyesi kaldırıyor Hı -hı. o kafesleri. Hala o pencere önündeki, cumbaların önündeki kafeslerden farkı yok benim için. Dışarıyı hiç, görememek, hiç yok. dışarıyı görememek hem gözlerle hem ruhla. Ya da dışarıdan görünmemek, görünmez olmak. Hala böyle bir durum var. Ama bu da dediğim gibi toplumsal bir mesele. Yani erkeğin de çok iyi eğitilmesi lazım. Kadının da o devrimci ruha artık eriştirilmesi lazım <gülüyor> <gülüyor> ki bir dakika bir yerde bir saçmalık var. Dünya bunu böyle yapmıyor diyebilmek lazım. E, evet her şeyin lazım. başı da iletişim kurabilmek lazım. Bu konuda önemli bir etkinlik içindesiniz. Hakikaten kolaylıklar diliyorum e, bu hani ilk eseriniz değil ama sonuçta çok kıymetli kadınlar günü açısından da önemli olan çünkü iletişim kurabilmek diyalog kurabilmek diyaloğun yolu da işte böyle etkinliklerden ya da Hollandalı işte, kadınlar onlar çok şey, şey, bizim dediler ya. bu haymanalı kadınlardan öğrenecek çok şeyimiz var dediler ne gibi dedim. E baksana dedi Instagram'da dedi ürünlerini paylaşıyorlar ve satıyorlar. Bizim aklımıza internetten satış yapmak gelmemişti <laughs> dedi. O da Anadolu'nun dinamizmi işte yani. <gülüyor> evet. evet <gülüyor> çok evet. teşekkür ediyorum vallahi çok keyif aldım yine her zaman ben de olduğu öyle. gibi. Çok Kolay ediyorum. gelsin. Yine Sizlere görüşürüz. De öyle. ve projelerinizi anlatmak bize de heyecan veriyor, enerji veriyor. Sizin çalışmalarınızı anlatmak. Sizin. Emeğinize sağlık diyelim. <laughs> Sağ olun. Evet sevgili dostlar bugün de bu hafta boyunca hep kadınlarla konuştuk, sohbet ettik. Böyle kıvançlıyız bugün de. Pınar Ay ağırlamış olduk böyle Türkiye'nin güçlü enerjisi bol ve tabii ki o hümanizmi, insan olmanın kıymetini bize yansıtan ve o mücadeleyi de gayet sağlam bir şekilde yürüten kadınları ekrana getirmeye devam edeceğiz. Bir günümüz kaldı bu hafta için ama boş verin ben zaten arada yapıyorum bunları üzülmeyin diyeceğim. Biraz sonra bir muhtar adayı bizlerle birlikte olacak. O da yine bir kadın muhtar adayı ve onunla da Şerife Yıldızla da yine kadının böyle sahadan mücadelesini yansıtmaya çalışacağız sizlere. Ve bizden ayrılmayın diyelim. Canlı yayınlarımız var, sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız.